Merhaba. Bu akşam güzel insanların kalbine, Kağıthane Belediyesi'ne konuk olduk. Her doğan bebek Kağıthane bir ağaç olarak da yaşıyor. Doğru. Anneleri ve babaları başvurabiliyorlar zaten. Başvurursa biz direkt o çocuklarımızın adına ağacı dikiyoruz ve üzerine de o bebeğimizin adını yazıyoruz. Seçimden önce verilen vaatleri unutulursa çok güzel olur diye bakan da olabilir ama siz unutulmasın diye bir de kitapçık yapmışsınız. Doğru. Meydandan bize bahseder misiniz? Nasıl yaptınız? Başlarken de meydanı çok özel ağaçlar olsun istedik. İşte zeytin ağaçları olsun istedik. Özel çınar ağaçları olsun istedik. Ve burada suların da ve renklerin de olduğu, gece görüntülerin de olduğu çok özel meydan olsun istedik. Kentsel dönüşüm maddesine geldiğimizde çok talihsiz bir hoş geldin olmuş. 12 Nisan'da mazbatayı aldık. 22 ve 23 Nisan'da da 10 gün sonra Yahya Kemal'de bir toprak kayması da olsa bir binamız çökmüş oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız 10 dakika sonra aradı bizi. Dedi ki, ya Yahya Kemal'de böyle bir şey olmuş, durum nedir? Bilgi verdim ben de. Sağ olsun burada 123 binayı 788 konutun da bulunduğu alanda hızlı bir şekilde yıkım programına başladı. İşte Sağlabat Çamaşırhanesi, Sağlabat Kasa Çamaşırhanesi evet tamamladık ve oraya toplantı ve sergi salonu yaptık. Mükemmel ve oldu. Ve orada insanlar geliyor, oturabilir veya aynı zamanda da biz toplantılarımızı veya sergilerimizi orada yapıyoruz. Maharetli Eller Çarşısı var, kıymetli insanlar. Kadınlar ve çalışan kadınlar el ürünleri getiriyor, biz onlar adına satışını yapıyoruz. İstihdam hizmet noktası. Doğru. Ve bunun da açılışını bu yıl içerisinde yaptık ve içerisinde hem mülakatların yapılabildiği, hem aynı zamanda görüşmeler yapabildiği, CV'leri doldurabildiği bir mekan oluşturduk. Elden Gönüllü Sosyal Yardım Merkezi. Elden Gönüllü güzel binamız oluşturduk. İçerisinde şu anda marketimiz de hazır. Kedi çok evleri gördüm Sayın Başkan. Kedi ev var. Kedilerin üstüne yapmışsınız evleri vallahi, bravo. Kediler içine giriyor. Sanki bu kışın giriyor. Bazen kedi evi yapıyoruz. Yazın gidiyorum diyorum ki kedi evi burada, kedi nerede? Yazın kedi geziyor zaten yok meydanda. Bizi sosyal medyadan takip eden hemşehrilerimize de bugün akşam bizi yalnız bırakmadıkları için de her birisine şükranlarımı sunuyorum. Milletimizin derdiyle dertlenerek onunla beraber yol yürümekte. Vazgeçtim. Kısa konuşan bir siyasetçi değilsiniz hayır. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyoruz tekrar.